Wow. Ve şuna bakın. Tuzlanmış olarak satılıyor. Garson hiçbir şekilde siparişleri yazmadı. Her şeyi karıştırdı. Herkese merhaba, ben Cenan Koçak, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Erasmus'ta Lizbon'dayım ve size elimden geldiğince Portekiz'i, Lizbon'u gezdirmeye çalışıyorum. Bugünkü vlogda Setúbal'a gidiyoruz. Hatta geldik bile, şu an Setúbal'den size sesleniyorum. Setúbal, Lizbon'un tam bir saat uzaklığında, güney kısmında yer alıyor ve Lizbon'dan trene binerek Setúbal'a gidebilirsiniz. Portekiz'deki çok turistik yerlerden biri değil, yani Algarve, Sintra, Lizbon daha turistik. Ama hani ben Lizbon'da yaşıyorum 6 ay boyunca ve Portekiz'in her yerini gezmek istiyorum açıkçası. O yüzden bugün Setúbal'deyiz. Güzel bir yemek yiyeceğiz umuyorum. 2 gün önceden rezervasyon yaptırdık. Lokal bir restoranmış. O zaman hadi gelin Setúbal vlog'una başlayalım. Burası Setúbal merkezdeki en ünlü church'müş ama bugün kapalı. Lizbon'dan farkı çok daha sakin, insanlar çok daha yavaş hareket ediyor ve mesela meydanda bile çok az insan var, çok boş, çok rahat. Hani bu Akdeniz iklimini tam anlamıyla Setúbal'da hissedebilirsiniz. Lizbon'da biraz daha böyle hareketli bir hayat, biraz daha böyle bir çok azıcık da olsa bir gürültü, bir şey. Burada hani çok daha sakin, gerçekten Akdeniz'i hissettim yani ve çok güzel binalar vardı. Hani çok böyle tabii ki bir Sintra kadar turistik bir yer değil Portekiz'de Setúbal. Ama yani Lizbon'da yaşıyorsanız benim gibi 6 aylık Setúbal'a da gelin derim. Şimdi önlü bir markete gidiyoruz. But in Lisbon there is only a few. It's difficult to find the flower shop in Lisbon. Yeah, I know. Mesela Lizbon'da çok çiçekçi yok ama Setúbal'da çok çiçekçi var nedense. Anlamadım. Ay, lokal bir yere geldik, çok güzel. Şu kekleri çok ünlü bunların ya. Sürekli bu kekten alıyorlar ve yiyorlar kahvenin küçük espressonun yanında böyle bir dilim. Bayağı bizim pazar gibi ama yerleşik pazar. En güzel olan tarafı o kadar güzel peynirleri var ki. Çeşit çeşit peynirleri var. Ve yani 1,5-2,80 falan. Hani çarpsanız bile uygun fiyatlı oluyor aslında. Hep böyle bir yer, pazara gelmek istemiştim. Ay, istediğim her şey oluyor, çok mutluyum. Şimdi Portekiz'de çok fazla balık tüketiliyor. İnanılmaz, ben buraya geldiğimden beri haftada 5 gün falan balık yiyorum. Çeşit çeşit böyle bakalao yapıyorlar. Bakalao keki, bakalao yemeği, ıspanaklı vesaire. Ve bakalao aslında mantıken cold fish, yani onların ünlü balığı morina balığı. Bu şekilde soğuk olmayan bir yerde tuzlanmış olarak satılıyor. Eğer siz codfish'i pişirmek istiyorsanız 3-4 gün önceden suyun içine koyup bekletmeniz gerekiyor. Ardından balık hazır hale geliyor. Böyle bir balık tüketmelerinin sebebi tamamıyla tarihi bir olay aslında. Portekizliler farklı kıtaları keşfetmeye çıkarken gemide bozulmayacak yemek bulmak için bu şekilde tuzlanmış codfish yiyorlarmış sürekli. Tarihten gelen bir gelenek aslında. Halen daha çok fazla codfish yiyorlar. Wow! Ve şuna bakın. Of, ay, çok kaygandı ve çok sertti. Gerçekten inanılmaz bir balık tüketimi var ya. Şuna bakın. Delilik, çeşit çeşit balık. Yani balık seviyorsanız Portekiz bir cennet. Hele bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Gastronomi okuyorum bir de. Bunu yiyorlar ya. Açıp açıp bunların içini yiyorlar ya. Aa, sardalya, sardinha. Bu balık da inanılmaz popüler. Bunun sürekli konservesini yiyorlar hatta. Özel sardalya konservecileri var. Bu da çok fazla kültürel ve turistik bir şey. Lizbon'a, Portekiz'e her gelen böyle bir konserve sardalya alıp kendi ülkesine götürüyor hediye olarak. Sure, it's fresh. I hope so. Yeah, I think it's fresh.
yes. Lemon almost, lemon. Why mine is the biggest one? Nice. Cheers, guys. Okay, shot for you guys, brave ones. Okay. This is okay. This is okay. For sure, this is okay. The experience was great, but I couldn't eat one more. Okay. Adam, what you can say? It was great. I enjoyed it. You should try it as well. Another time, maybe? For me, only champagne. The champagne? Like a snail. Restoranlarda oyster tüm dünya çapında çok pahalıya satılan bir yemek, bir deniz ürünü. Allah'tan tuzluydu, okyanustan geldiği için haliyle. Tuzlu olmasa gerçekten kötü olurdu yani. Ve çok fazla çiğnemelik bir şey değil. Yani çiğnemeden yutun. O zaman direkt yuttuğunda da ne anlamı kalıyor? Yani bilmiyorum, buzun üzerine servis ediliyor. 15-20 euro veriyorsunuz, epi topu 10 tane falan geliyor böyle. Yani gerek var mı bilmiyorum. Pek benlik değil. Ben mesela mide dolmaya bayılıyorum ama pişmiş hali. Hani bu çiğ olduğu için bilmiyorum. Çiğnemeyin, hiçbir şekilde çiğnemeyin. Ama şu an ağzımda kötü bir tat yok desem yalan olur. Çünkü birazcık o kaya tadı geldi ağzıma. Bilmiyorum, kötüydü. Ama denedim. Deneyim her şeydir. Bir restorana geldik, çok popülermiş. Yani garson hiçbir şekilde siparişlerimizin... What? But I am speaking to video. It's taking me. Merhaba. Here the camera. Yes, here. Now you are on the camera. What should I say? I don't know, just you started to talk. But in Turkish? It's Turkish, yeah. You can talk Turkish. Merhaba İstanbul, nasılsınız? How is fish? Balık. The balık. Evet, arkadaşım Bulgar ama Bulgaristan'da yaşamış ama hani Türk aslında falan, neyse. Garson hiçbir şekilde siparişlerimizi yazmadı, her şeyi karıştırdı. Bana French fries gelecek dedi, chips geldi ve chips benim için bir meal değil, bir snack yani, atıştırmalık. Neyse, Allah'tan balık var. Sofrayı gösteriyorum, sadece deniz ürünü yiyoruz. It's all seafood. Hele şuna bakın ya, bu yemek midir? Bu bira yanına cips. At least I have fish. En azından 1 litre şarabı 6 euroya alıyoruz falan. Neyse. Bana afiyet olsun. Portekiz'de çok umutlanmayın yani. Sürekli balık yiyeceksiniz ama işte farklı farklı.